Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allah subhanahu ve teala hamdü sanalar bursun. Kur'an-ı Kerim'den hatmanalarını okup bari yapımız. Hazreti Ömer radıyallahu anhu'nun davrları geçe, Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın davrlarında teravih boşlangan ise de namazda hatmi Kur'an kılıç cari bulmagan idi. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam Hazreti Cebrail aleyhisselam bilen birgelikte her Ramazan Kur'an'ını birgelikte hatim kılıçer idi. Peygamber aleyhissalatu vesselam namaz, teravih namazını kılıp, yani Ramazan'da koşumca tüngi namaz okup, onda uzun uzun kıraatler, secde rükularını hem uzun kılıp namaz ada eder idiler. Lakin ammavi ravişte emesidi. Üç gün ya ki tör günü bana şunday Peygamber aleyhissalatu vesselam teravih okudular. Hazırsız bilen biz okuyorken dik, teheccüden taşkari namaz okudular. Sahabeler uzatki iktida kılıçtı. Öşende Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam mescitte itikaf oturgen bugünler. Resulullah itikaf oturgenleri de mescidini içige, mescidini içi de hem alahide kepe kurup oturardılar. Buyreden kılıngan kepeleri vardı, öşe kepenin içiye girip adamlardan ayrı halette oturardılar. Adamlar yumuş bosa, savalları bosa müracaat kılışar. Resul-i Ekrem aleyhisselam başlarını öşe kepeden çıkarıp onlara cevap verip yine kaytıp yalnız ibadetke öter ediler. Buyrenin belenliği cüde belen bulmadan eken. Otursa görünmediği, tikte tursa görünerken. Şunun için Resulü Ekrem aleyhisselam tüngü namazını okuyanlar da öşe böğrenin içinde türüp tik türüp namaz okuyanlar da sahabelerden ayrımları körgende kelip arkalarda iktida kılışken. Mene şu ilk teravih cemaati bilen okuyan teravih namazı bulgen. Ertesiki adamlar Resulü Ekrem aleyhisselatü vesselamın uzun uzun kıraatlarını işitip meza kılıp birbirlerine maktanışıp barıp, her günü cemaat köpeği barıp, ahir üçüncü, dördüncü güne gelip, mescidke adam sığmaya gitti. Şimdi Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam çıkmadılar, cemaatke çıkmadılar da. Keyin tang atkende çıkıp barıp ettiler ki, ben sizlerde kiyenilerini bildim. Yötelip, bir az yine kütüye kiyenilerini, işare kılgenilerini hem fahimledim. Lekin, devam ettik, biz ibadette, bana şu tüngü namazda devam etsek, barıp barıp bu farz bab kalsa, keyin sizler kıyınlanıp kalasınlar deyip hafı sıradım. Degenler. Ve etkiler ki özgüler ibadete devam ettiğinler. Degenler. Keyin Hazreti Ömer radıyallahu anhu bir günü halifelik peyitlerinde mescitte aldan ötüyesteler. Adamlar namaz okuyaptıken, bravo namaz okuyordu, bravo zikir kılıyaptı, bravo Kur'an okuyaptı. Hatta namaz okuyakkenler hem bazı bir rivayetlerde açığarak geledi. Namaz okuyakkenler hem alahide alahide cemaat bulup okuyakken. Bu da karasalar yahşi çıra Ali Kur'an okuyordu yani karnı arkasında köpçülük. Kıraatı, avazı güzel bulmayan karının arkasında azra adam. Bana şu halatını hem Hazreti Ömer mülahaza kıldılar da ettiler ki bu ne kadar bulmaydı. Kur'an-ı Kerim'ini dinleşte demek özünün adabları, talepleri var. Adamlar fakat çırali avaz okuduğu karını terleydiğen bu kosa hem bulmaydı. Çünkü Kur'an-ı Kerim'ini özünü iç degen muhabbet buluş gerek. Bunu kanaka okuluşundan kat'i nezer. Kur'an işlemen degen muhabbet kalış gerek. Şunun için Hazreti Ömer ettiler ki ertege mensillerge bir çare kılaman şekilde dediler. Onlar terkak namaz okuyup, terkak Kur'an okuyup oturuyan kişiler bunu hala fahamla mülahaza kılmagen idi. Üç günde Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın üç gündeki karar kabul kıldılar. Übey ibn-i Kâb'ını imam karı baş kılıp, cemaatki imam kılıp seylediler ve o kişi bütün cemaatini bir imam artıda, mana şu bilen cemle, teravih namazı bir imam artıda hemen bir gelikte okuyduğun buldu teravih namazını. Sahib ibn-i Yezid ayet ediler. Öşende Hazreti Ömer radıyallahu anhu başka mescidlerde hem teravihini cari kıyanlar, mescidi Nebevi'de hem teravihini cari kılar ikenler, karılarını sekin tez okuyuşuya karab ayetlerini taksimle veren ekenler. Sikirde okuyor diyen karılar uzarak günde hatam kıladigan.
tezroq o'qiydigan, chaqqon o'qiydigan qorilarni ko'proqdan o'qib, tezroq xatm qiladigan qilib tartiblab berganlar. Va yana Sohib ibn Yazid aytadilarki, o'shanda Hazrat Umar vaqtlarida men ko'rganman, sahobalar kechasi uzoq turganlaridan gohida hastaga suyanib qolishardi. Va arang saharlik qilib og'iz yopib olishardi, chunki sahargacha qiroat taqalib qolardi, deydilar. Ana mana shunday bo'lib, siz bilan biz o'qiyotgan taroveh namozi, demak, biz ko'rayotgan ko'rinishda joriy bo'lgan. O'shanda Hazrat Umar roziyallohu anhu 20 rakat tarovehni joriy qilgan. Shuning uchun tarovehning 20 rakatligi sahobalar ijmosi bilan sobit. Va to'rila mazhabda ham 20 rakatdan kam taroveh yo'q. 8 rakat deb tarovehni 8 rakat deb fahmlagan kishilar Oyisha roziyallohu anhoning bir rivoyatlarini o'zlariga dalil qilishadi. Oyisha roziyallohu anha aytadilarki, Rasululloh akram alayhissalom Ramazonda ham boshqa vaqtda ham tungi namozni 8 rakat o'qirdilar deganlar. O'shani zohiran tushunib olishadi-da, tarovehni ham 8 rakat o'qigan ekanlar deb fahmlashadi. Aslida Oyisha roziyallohu anha tahajjudni aytganlar. Taroveh esa undan boshqa namoz, chunki tahajjudni o'zlari yolg'iz o'qiganlar. Taroveh esa sahobalar bilan ma'lum kun o'qilgan namoz edi. Va o'sha namozni sahobalar Rasululloh bilan birga o'qigan sahobalar 20 rakat deb, demak, birinchi Hazrat Umar roziyallohu anhu davridan boshlaboq joriy qilganlar. O'shanda muhtaram azizlar, o'sha payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning masjidlari ham, Hazrat Umarning davridagi masjid ham qanaqa masjid bo'lgan? Katta bo'lmagan, bir 500-300-400 odam sig'adigan masjid, kichkinagina masjid. Uning poli yeri mayda tosh, yoki yirikroq qum. Hech qanaqa to'shak yo'q. Hech qanaqa haligi yumshoq gilam yo'q, hozir siz bilan biz ko'rib turgan jaynamoz yo'q. Shu qumloq joy bo'lgan. Tepasi shifti ham ko'proq yomg'ir yog'sa chakka o'tadigan holatda edi. Mana shu masjidda sahobai kiromlar va ularga ergashgan mu'min musulmonlar taroveh namozlarini tonggacha qadab, taqab, ado etib ibodatda bo'lganlar. Siz bilan bizga ana o'shandan sunnat bo'lib, alhamdulillah, mana xatm Qur'onlarni yetkazyapmiz. Bugun esa masjidlarimiz bir-biridan go'zal, bir-biridan qulay. Ana shunday masjidlardan biri Surxondaryoda qurilayotgan ekan, bizga ba'zi bir qadrdonlarimiz buni xabarini berib, duo so'raganlar. Ushbu masjidni xodimlariga, masjidga tashabbuskor bo'lib turgan kishilar haqlariga va masjidning rivojiga shu jamoat bo'lib duo qilsanglar deb iltimos qilishgan edi. Hozir mana qiblaga yuzlanib o'tirib, Qur'oni Karim bilan mashg'ul bo'lib turgan muborak soatda o'shalarning haqlariga ham bir duo qilamiz. Juda xursand bo'ldik. U joylarda masjidlar juda kam. Alhamdulillah, mana masjidni qurib, uni bino qiladigan kishilar bor ekan. Mu'min musulmonlarga mana shunday qulaylikka harakat qilishyapti. Bir duo qilamiz hammalarning haqlariga. Inshaalloh undan keyin qiroatni davom ettiramiz. Amin. Allohumma lakal hamdu ala kulli hal va sallallohu ala Muhammad va alihi va ashabihi ajma'in. Parvardigora, o'zing o'sha Surxondaryodagi qurilayotgan masjid, o'zingni baytingni rivojida o'zing hammalarga yordamchi bo'lgin. U yerda mana Dilmurodjon domla, Ashur hoji bobo, Sherali hoji bobo, yana boshqa ko'plab muxlis kishilar o'zingni baytingni bino qilish taraddudida, harakatida, mana shuni ishida ko'maklashib bir-birlariga ish olib bormoqdalar. Yo Rabb, ularga o'zing yordamchi bo'lgin. Masjid o'zingni baytingni rivojini bergin. Unga muhabbat qiladiganlar, unga xizmat qiladiganlarni yo Rabb o'zing hozirlagin. Parvardigora, ularni barcha xayrli ishlarida o'zing madadkor bo'lgin. O'zing baytimga bir g'ish qo'ygan kishiga qasr beraman degansan, yo Rabb, ana o'shanday mukofotlarni ham Alloh ularga nasib eyla. Masjidni tez kunda nihoyasiga yetkazib, birgalikda o'zingga ibodat qilib, o'zlari ham, ahllari ham hammaga baraka sabab, barakaga sabab bo'lib, ko'zlari quvonchga to'lishini yo Rabb o'zing muyassar eyla. Parvardigora, masjidlarimizni sonini, sifatini o'zing ziyoda aylagin. O'zingni baytingni xodimlari bo'lib turgan azizlarimizni yo Rabb o'zing hamisha madadkorlari bo'lgin.
وصلى الله على محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رحمة